Evet, Özlem kahvaltı hazırlıyor. Hayırlı akşamlar. Yola çıkacağız. Bugünlük de son kahvaltımızı yapalım evde. Geçici olarak da. Çocuklara sosis de yapalım isterseniz. Ha, patates var. Ver, hoş. Patatesini hemen yapıyorum. Yumurta da haşladım. Ben şu peynirden yiyeyim ya. Beğendim abi peyniri. Zeytinliğe de koyalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Saçımı hepiniz çok beğendiniz. Kısa videolarımda teşekkür etmiştim. Emme! Buradan da yedim. Bakın güzel be. Evet. Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Her kadın güzeldir yani. Onlar bak açın kendilerini. Bak annem saçını kestirdi. Kestirdiği günden beri topladı. Saçını yapıp bir daha böyle yapınca kestirdi zannettik. Kestirmedi. Abimin olayını köye giderken kestirmiş. İşte ama hep ama görmediler. Sürekli topladığı için. Ben çektirmemiştim. Ben bakıyorum kendime aynalarda, banyoda ayna var, odada ayna var. Öyle ben de sana bakıyorum. Çantada ayna var. Öyle ben de sana bakıyorum. Ben. Kaşarı da koyduk. Kaşarı eksik olmasın. Yavuz çok seviyor. Yavuz seviyor. Zeytinimizi de bulduk. Bunun kabı vardı aslında. Ay çok acıktım Özlem, hadi. Tamam oldu oldu, vallahi çok acıktım. Semih! Kapıda bekleyeceğim de be. Bekle bekle. Kedi geliyor çünkü anında. Kızım el atayım. Benim istek. Semih abi sofra bekliyor. Yoksa kediler hemen mındar ediyor. Kalkarsan da haber ver yavrum. Evet. Şimdi el sabunları var, biz gideceğiz ya mağdur olmasınlar. Temiz havlu da astım. Eşim çünkü buna kuruluyor. Kağıt havluya kurulamıyor. Sevmiyor ona. Semih orada yatıyor. Reşit orada yatıyor. Ben burada yatıyorum. Semih de görmüş diyor ki babam seninle mi yattı anne diyor. Bunu bağlayın demişsiniz de arkadaşlar. Bu seyyar daha güzel. Yani bağlanınca güzel olmaz. İşte Semih diyor ki anne diye. Nevri dönmüş babasını görünce benim yatakta. Semih artık senin kıskandığını herkes biliyor yani. Tamam mı? Dedim ki oğlum. Yani biz beraber yatmak için evlendik babanla. Sen de evleneceksin. Sen de eşinle. Ben evlenmeyeceğim diye. Dedim ah ben de öyle diyordum. Ondan sonra. Git çatal matal getir ablan yardımcı. Tamam mı? Hadi bir kişiden beklenmez hadi. Bir kişiden mi? Aynen. Ay. Bir kişiden mi beklenmez? Biz de işte kahvaltıyı falan edip yola çıkarız inşallah Allah'ın izniyle.
gidip gelin kaç gün kalacağız bilmiyorum. Dönüş biletini almadım daha henüz. Oy. Öyle. Ay böyle işte arkadaşlar. Anne. Ne yavrum? Ha. Kaşık çatal bıçak getir. Tamam getir. Basketbol topunu kim aldı? Ben aldım yani. İstiyordu basketbol topu. Nerede oynayacak ki ona? Oynuyor işte burada. O kaçıyor elmasın bahçesine diye inip ben alıyorum. Vallahi. Ya işte şimdi gelelim yeme içme sırasına. Şimdi bazı arkadaşlar çok vermesin işte öyle böyle. Yani yok ucuz yeri yok ki. Herkes ekmeğinin peşinde. Herkes yaşamanın derdinde. Biz de saçımızı başımızı yaptıracağız ki onlar da ekmek yesin. Yani iş yeri açmışlar, meslek edinmişler. Ondan sonra böyle. Neyse bardak kırılacak ki bardakçılar kazansın. Hep ömür boyu kullanacak değiliz aynı ürünü ya da biz sıkılıyoruz, atıyoruz. Çocuk alıyor. Savaş mı? Uyansın zaten. Uyandı su gelsin. O zaman gönlünü yap dostum. Bazen kalkıyor geliyor buraya kendi. Yani diyeceğim öbür tarafa hiçbir şey gitmiyor. Ben cimriliği sevmiyorum. Ben zula yapmayı sevmiyorum. Tabii ki yerine göre yaparsın. Bugün bulup bugün yemiyorum. Fakat genel ihtiyaçlarımızı karşılamamız lazım. Yani bunun cimriliği olmaz. Ben şimdi bunu nasıl esirgeyim çocuklarımdan? Bunu nasıl esirgeyim? Bunu nasıl elin sofrasında mı gözleri kalsın? Rabbim bana bir gelir sağlamış, bir gelir veriyor. Benim eşim çalışıyor. Köpek gibi çalışıyor hem de. Sağ olsun bu kahvaltılıkları o aldı mesela. Hatta 2000 liraya yakın tuttu yani. Böyle. Ben para muhabbetini sevmiyorum. Ben bir şey alırken bile vallahi sormuyorum ben fiyatını. Beğenmem yeterli. Ben böyle yaşıyorum, böyle mutlu yaşıyorum, böyle mutlu oluyorum. Yemin ediyorum çanta aldım fiyatını bilmiyorum ben. Sormadım. Çünkü beğendim aldım. Terlikleri beğendim aldım. İşte 4 çift terlik aldım. Ben böyle mutluyum. Yani ben para muhabbetini sevmiyorum. Ben para peşinde yani... Ben para peşindeyim evet ama ben çalışıyorum. Çalışarak paranın peşindeyim. Ben kolay yerden, kolay yönden para kazanma derdinde değilim. Ben yatağıma o kadar yorgun giriyorum ki bunu anlatamam size. Bundan da keyif alıyorum. Yani çalışmak çalışmak. Yok bu değirmenin suyu nereden geliyor? Yok o nereden geliyor? Ya değirmenin taşı bir yerine mi girdi senin? Alo günaydın. Günaydın. Buyurun. Buyurmaz mısınız? Yavuz Bey. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bak oradalar bak. El sallayın. Ama sanki beni yeni görmüşler gibiler. öyle bakayım. Aşkım. Anne çay vermiyor. Çay yok aşkım. Semih de tatil yaptı iki gün. Anne. Efendim. Şu pembe terlikleri sen bana almışsın değil mi? He. Bir de pembe tanga aldım sana. Buyurun ben seni. Dantelli. Semih de çok şakacıdır, esprilidir bu arada. Yani böyle. Arkadaşlar bana babam para bırakıp da babamın parasını yemiyorum ben. Benim babam da öyle. Alırdı üstüne yerdi boğazını. İyi ki de yemiş. Bize mi bırakacaktı? Bizim gibi nankörlere mi bırakacaktı? İyi ki de yemiş. İyi ki de harcamış. Yemin ediyorum ben hep öyle diyorum.
Bak ben yaşıyorum ya. Babadan bir şey kalmadı. Anadan bir şey kalmadı. Benim çocuklarım da çalışkan zaten. Aç kalmazlar. Becerikliler. Öyle yani. İlle de böyle aman ev alayım yemeyeyim de acıkırım tuvalete gitmeyeyim de ben böyle yaşamayı sevmiyorum. Ben ne yapayım kısıtlı yaşamı diye. Ben binayı bile sevmiyorum. Ben bina açık cezaevi yani. Hakikaten ya. Şuranın tadına hiçbir şey değişmem ben. Yemin ederim. Bak orada toprak var. Saksılar. Böyle ben böyle yaşamayı seviyorum. Burada sıkılmazsın. Binada böyle telefonla oynuyor. Sıkılırsın. Ben beğenip alıp giyemediğim kıyafeti ne yapayım yaşlanınca? Ben şu sofrada yemek yiyemedikten sonra ne yapayım parayı, ne yapayım? Parayı ne yapayım ben? Çocuklara kavga bırakacağım yani başka bir şey bırakmayacağım. Böyle. Yani çok sıkmanın anlamı yok yani. Sıkarsan o da seni sıkar. Sıktığın şey de seni sıkar. Benim eşimin eli de açık çok şükür Allah'ıma. Pınar'ın eli de açık çok mutluyum yemin ederim. Böyle ben cimri insan sevmem. Ay benden uzak olsun. Ben bir yere oturursam ben öderim, para ödettirmem. Ondan sonra... annesi sosis kızartmış. Yani böyle çok ısrar ederse karşı taraf belki öder. Yani ben öderim. Ben sevmem para muhabbetini. Ben biriyle sofraya oturuyorsam o benim sevdiğim insandır. Ve bunu ondan beklemem ben. Ben onu mutlu etmeye çalışırım. Ben bir yere elim boş gitmem kolay kolay. Böyle. Hayat paylaştıkça güzel. Ötesi yok bunun. Öbür dünyaya hiçbir şey gitmiyor. Hiçbir şey. İşte kısa videomda da söyledim ya ablam. Emine ablam demiş ki hep ev aldım. Onu ödemekle geçti ömrüm. Şu an yaşlandım diye yazmış. Yani ne oldu? Ev gitmiyor adamla. Ne yapayım ben öyle evi ya? O kendine mezar almış. Onun içinden çıkamadı o. Ne? Bu mu? Bu mu aşkım? Ne? Sus. Özlem bardak ver yavrum. Böyle ya. Aman kirasını verdikten sonra her yer senin evin. Mesela biz sofrada bu yemeği yiyoruz. Yer sofrasında. He. Bu yüksek masa sofrasında yesek ne alakası kalacak? Evet. İşte. Kıçın başın daha çok ağrıyacak. Ama işte. Burada bak. Al uzat. Al. Özgürlük. Anladın mı? Döküyorsun sıkıntı yok. Tedirgin yemek yiyorsun yani bu. Yani, biz şu an zenginiz. Bizden zengini yok. Evet. Şu güzel sofraya zengin. Hasret insanlar evet. Var. Anne. Evet. Şu kırık merdivenler bile çok güzel. Fırlasın da bunu ya. Koydu işte. Ay. Böyle ya. Başlıyoruz. Elimizdekiyle yetinmeyi bileceğiz. Yoksa ay Rabbim onu da alır. O başka bir şey demek istedi aslında. Yorumlardan esinlenerek. Yani her şey. Şükrümüzü yapıyoruz, paylaşımımızı yapıyoruz, sevabımızı yapıyoruz elimizden geldiğince. Yani meyve nasıl ağacı budarsan daha güzel meyve verir yani. Böyle. Bak kurban kestim ben gördünüz koyduğum etleri yani bu yalan değil. Orada ne gördüysen o şekil koydum. Bitti. Şimdi kavacağa götüreceğim. Bu seyahatimi yapayım geleyim. Sadiye ablama götüreceğim. Canım unutmadım. Getiremedim. Geçen sene de yollamıştım. Benim etlerin çoğu da dolapta duruyor yani şu an. Bir halaya verdim. Bir de şeye verdik. Eşimin şefine verdik. Emniyorsun anneciğim. Emniyorsun aşkım. Bir de ben kemik pişirdim bu kadar yani. Açık mı değil? Oha. Öyle. Yani gençlikte yerken yiyeceksin. Bak şeker hastası oluyorsun yiyemiyorsun. O
oluyorsun yiyemiyorsun. Öyle oluyorsun yiyemiyorsun. Giyerken yiyeceksin, giyerken giyeceksin. Derde derken. Çalışırken de çalışacaksın. Öyle. Ver yavrum bana. Ver bana. Bir annem şimdi kameranın da çekiyor, paylaşıyor, size de gösteriyor. Keşke daha önceden de şöyle bir kamerası olsaydı, o zaman da yaptıklarını bir görseydiniz. Hiç kalmadı bende hiç. Yok, sen yanlış tuttun bence. Nasıl yapıyorsun? Ben salak değilim. Hayır, salak değilim de. Solak. Salak, solak. Bize salak mı diyorsun sen şimdi? Diyorum. Anne bak, bak döverim ben bunu. Gel gel sen de. Anne ablam ben de. Gel sen lan. Bitti. Babam ölüyor ses. Hep öyle abla yapıyor. Kim? Abla yapma abla diyor. Abla yapma abla. Abla. Şimdi Semih sana. Yavuz'un. Toplarca. Banım banım. Niye sen bunun peçetesini almadın yavrum? Ha, kalsın ya. Niye almadın vallahi yavrum? Dur yavrum. Sana da sıkacaktır. Canım istemedi. Canımın şeyine göre takılıyor. Canım. Sebaş yumurta yiyecek mi? Yumurta yiyecek mi? Yiyecek mi yumurta? Böyle yani. Ben yemin ederim çok seviyorum. Yemek yemeyi, para harcamayı. Ne, para harcamak için var. Evet, para araçtır ya. Şöyle bir şey gördüm. Parayı biriktirme şeyine düşerseniz, harcamazsanız şey oluyormuş yani, daha çok harcarsanız daha çok geliyormuş. Öyleymiş. Yavrum çalışırsan gelir. İlla ki. Taze ekmek yok mu? Ayın gelir mi çocuğum? Ye, ısıracağım. Keşke otururken gidip alsaydın. Niye gitmedin lan? Sen niye bize taze ekmek yedirmiyorsun? Ne işe yararsın bu evde? Yaradı. Yumurtası boş. Hep boş beleşçi. Anne. Abin gibi çalışmıyor, etmiyor. Terbiyesiz. Ne yapayım ki benim? Hayır anne. Al. Hı. Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Evet. Topuşturacağım. Al sen de alana evi topuştur. Sen kırıldı. Hadi. Kırdılar. Yumurtamı. Bir dayı da topuştur. Dayı da topuştu. Gel. Hadi. Gel. Ol olsun, olsun. Vur hadi vur. Hadi vur. Hoppala. Vursun. Hoppala. Şurayı şey yazıyor. Bırak oynayın lan. Sen karışma onlara. Oğlumu yumurtası kırıldı. Ondan da yap hadi. Duydun mu? Yavuz. Duydun mu? Ben. Ha, Yavuz ben vursa da kardeşine de. Yavuz, aman Semih vur. Ha? Semih vur. Onun da gönlü olsun, o da istiyor. Ha, vur işte yalan. Ha! Oh! Ah! Al, hepinizi geçtim, hepinizi. Tamam. Gel sen de. Akıllı olacaksın. Akıllı düşüneceksin. Gördüğünüzde biz çok kırıcıyız. Yumurta kırıyoruz. Yumurta kırıcı. Aa! Kırdın ya. Kırdın ya. Yumurtayla mı? Babaannem döktürüyor. Yanık söylüyor. Dağlar. Babaannem popüster yapalım bize. Hadi. Bir şey ye. Patates ye hadi. Yok anne, yemek yemez. Tuzluk yok değil mi? Ben de anladım da neden yok. Yok bak, ketçap bu tarafını yiyor yemin ederim bak. Odalar yani. Odalar. Nerede?
anne dedi. Otur sen, otur. Aşkım yine yiyen bak. Yiyeceksin abi. Sosyal anne sen yüzeyi biliyor musun? Hayır yavrum, ben benim gibi yüzen yok ki. Herkes yüzmeyi annemden öğreniyor. Hayır. Ben bile annemden öğrendim ya. Aynen. Kadın bir baktım Karadeniz kıyılarından çıkıyor böyle. Bir baktım karşıya geçmiş. Abi, kıyılardan hiç korkmam ben. Sen şimdi buradan Çorum'a doğru yüzer misin? Ben valla boğularak yüzmeyi öğrendim kendi kendime. Ben de. Deniz sığ diye bir gün gittim, ikinci gün gittim, üçüncü günü bir baktım ayağım yerden kesildi. Girdim çıktım, girdim çıktım. O zaman da kaç, 13 yaşında falanım ha. Baktım karşıdan da adam geliyor, yani kurtarmaya gelecek. Ben de böyle bir çırpındım, kendimi attım. Sen ye. Ben de işte yuvada boğuluyordum. Sen ye. Öyle attım kendimi. Çırpınacağım. Sen ye aşkım. Ay çok kötü oluyor ama insan. Üç görüşüm sen söyle. Böyle oldu. Girdim çıktım. Anne. Sen ye. Anne. Yut. Anne. Git yap. Anne. Git. Yapabiliyorsun. Dışarıda değiliz. Hadi git abi. Anne. Anne. Ketçapını yalatıp. Oğlum hadi. Kurusunu sana veriyor. Bak. Burada salat mı gidiyor? Yana gidiyor. Çocuk alın giydirmişsin biliyorsun değil mi? Yatıyor diye akşam. Serin oluyor. Üstü açık yatıyorlar, o yüzden üstünü örtmüyor. Çocuk piş olsa böyle giydirmezsin ha. Çakla. Hep benim üstüme geliyor. Ya soğuk adamı hasta etmiyor, ter adamı hasta ediyor. Bunu o zaman Sibirya'da yaşayanların hepsi hasta olması lazım. Onlar onların özel gücü var. Ben de işte alıştıracağım. Şimdi, çünkü hani en ufak soğukta da hemen hasta olmasınlar istiyorum. Çıt kırıldım mı? O hastalık mı? Ne? Yani hemen soğuğu görür görmez hasta olanlar oluyor. Ellerinize sağlık, biliyorsunuz ben kahvaltıyı çok yapmıyorum. Ne? Ellerinize sağlık, biliyorsunuz ben kahvaltıyı çok yapmıyorum. Yumurtanı ye. Yumurta istediniz. İştahım yok yani. İştahım mı yok? Valla seni çatallarım. Çatalla et var, etten geçeyim mi? Et var geçeyim, yiyelim. Bak o etten. Şılak diye yapıştık. Başı basit. Annem mi gitsin? Annem mi gitsin? Annem lütfen gitme. Burada ben yani ne, kalabalıkta, gaspı uğruyorum. Kalabalıkta ses olan tenhada çıtı çıkmazmış. Ya sözü bil de gel. Kapan yumurtayı atarım. Anne. Hani kalabalıkta insanın yanında böyle konuşuyor ya. Tenhalı da heber oluyorlar. Anne. Ver anne. Isır annem. Ah. Isır. Bir dakika ağzına bir değdireyim şöyle. Gel. Bir daha yapayım. Hadi aşkım yiyeyim. Toplayalım bir an önce. Çıvanı sektireceğiz. Sizden rica ediyoruz. Ben az uzadım. Sizden rica ediyoruz. Bize destek olun. Hem böyle bir annem var. Böyle bir ablam var. Onlar bana destek oluyorlar. Ben de onlara. Siz de bize destek olun lütfen. Evet, desteklerinizi esirgemeyin. Seni yerim ben. İç içe alalım böyle. Değirmeni çalıştım. Ben seni yemeyeyim. Anne değirmeni getireyim. Şey, değirmenin suyu sağdan çıkınca soldan, soldan çıkınca aşağıdan, aşağıdan yukarı. Öyle. Bizim yukarıda vardı, onu getirelim. Çıkın.
Demek bak bakayım. Şimdi dur bakayım. Bak bakayım, dur bakayım. Geliyorum. Hakkınızı helal edin. Yola çıkacağız malum. Sizleri öpüyorum ben. Böyle yani işte öyle. Hayat böyle güzel yani. Güzel yaşamayı seviyorum kardeşim. Bu kadar basit yani. Varsa harcıyorum, yoksa da oturuyorum. Şükredeceğiz. Her halime de binlerce kez şükrediyorum. Böyle yaşamayı seviyorum ben. Yani bitti. Her gün kuaförlerde değilim görüyorsun. Çünkü ben orada beklemeyi sevmiyorum gerçekten. Hatta dün uyumuşum, Musti geldi. Böyle üzgün üzgün baktı bana, herhalde üzüldü. Ben ter dökerek kazanmayı seviyorum. Böyle yatağıma ben yorgun girmek istiyorum. Çalışacağız yani, ötesi yok. Güzel yaşamak için çalışmak lazım. Üretmek lazım. Ondan sonra tüketmek lazım. Hak ettiğini tüketeceksin. Hak etmediğini zaten Rabbim sana vermiyor. Böyle. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun.